Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Salan, organize sanayi bölgesinde firma ziyaretlerine devam ediyor. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan'ın Elazığ ekonomisine katkı sunan firma ziyaretleri devam ediyor. Elazığ OSB'de bulunan firmaları ziyaret eden Başkan Alan, elektronik pano üretimi yapan firma sahibi Burak Yol'la görüştü. Fabrika üretim sahasında çalışanlarla sohbet eden Başkan Alan, genç personellere başarılar diledi. Mesleği öğrenin aslan parçaları. Size ihtiyacımız var, bizim memleketin size ihtiyacı var. Önce bir çalıştığın zaman böyle sana tuhaf gelebilir, bilmem ne gelebilir. Kendini öğrendiysen, şirak olarak başladığın şey değil, su olur. Kolay gelsin. Kaç yaşındasın? Hay maşallah bana. Aslan parçası. Ne öğreniyormuşuz? Burada ETSO Başkanı İdris Alan, Elazığ'a sağladığı katkılardan dolayı iş insanı Burak Yol'a plaket takdim etti. Başkan Alan'ın ikinci ziyaret noktası ise döküm ve sanayi sektöründe faaliyet gösteren çelik firması oldu. Firma Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tan'dan bilgiler alan Başkan Alan, imalat ve istihdamları sebebiyle teşekkür ederek plaket takdim etti. Başkan Alan'ın üçüncü firma ziyaret noktası ise tekstil firması oldu. ETSO Başkanı İdris Alan, üreticinin en büyük sorununun yatırım için alınan kredileri ödeme noktasında sıkıntı yaşamaları olduğunu kaydetti. Tekstil sektöründe ilk fabrikamız 200-300 kişi çalışıyordu. Ama diğer organize sanayi bölgesinde ziyaret ettiğimiz arkadaşlar gibi bunun da sıkıntılarını, problemleri dinleyince üzülüyoruz. Biz de Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olduğumuz dönem içerisinde ne probleminiz, ne sorunuz, ne derdiniz olursa biz sizlerin avukatıyız. Avukatlığınızı yapacağız. Sorunlarınızı, problemlerinizi her platformda anlatmak için kendilerine söz vermiştik. Şu an üreticilerin en büyük sıkıntısı yatırım için almış oldukları kredilerde çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Birisi değişken. Evet, birisi sabit faiz olarak almış, birisi değişken faiz olarak almış. Bu devletin adaletine de uygun değil. Yani bir şekilde üretim yapan insanları haksızlık yaptıkları kanaatindeyim. Ben burada icra makamındaki sayın vekillerimize, ilimizin yöneticilerine bu konuyu kendilerinden istirham ediyorum. Organize sanayi bölgesinde çok ciddi bir sıkıntı var. Alanın firmalarını ziyaretlerinden mutluluk duyduklarını ifade eden firmanın yönetim kurulu başkanı Mehmet Alat, bir yıl öncesinde 2500 kişilik bir aile olduklarını, bugünse bu rakamda ciddi düşüşler yaşandığını dile getirdi. Talepte daralma var. Biz şu anda bir yıla yakındır %15-20 kapasiteyle çalışıyoruz. Bir yıl önce ne kadar evet. Çalışıyordunuz? Yani biz bir yıl öncesine kadar şöyle söyleyeyim, bizim fason tedariklerimizle beraber biz 2500 kişilik bir aileydik. Bizim bünyemizde sabit 150 kişi civarında personel çalışıyordu. Ama bu o 150 kişi işin mutfak kısmıydı. Yani biz burada tedariğini yapıp işte baskısı, nakışı, kumaş örmesini falan yapıp civar illere fason dikim üzere sevk ediyorduk. Orada montajını yapıp buraya getirip buradan yurt içine %90 yurt içine dağıtımını, satışını yapıyorduk. Şu anki kapasitemiz bunun yani %15-20'si kadar başkanım. Yani bu da ne ciddi bir şekilde bir sıkıntı olduğunu yani gösteriyor. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan'ın firma ziyaretlerindeki son durağı ise iş insanı Abdurrahman Gedik'in firması oldu. Firma Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Gedik, sektörde catering firması olarak Türkiye'de söz sahibi bir marka haline geldiklerini, Elazığ'ın firması olarak Türkiye'nin 11 ilinde iş yapmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Rakiplerimiz arasında çok iyi bir duruma geldik. Bugün 2900 çalışanıyla sektörde söz sahibi bir firma haline geldik. Tabii Elazığlı olarak, Elazığ'ın firması olarak buradan Türkiye'nin 11 ilinde iş yapmanın gururuyla sizin gibi başkanlarımızın da sayesinde böyle arkamızda olmalarıyla sektörde iyi bir yere geldik Allah'ın izniyle. Fabrikayı Elazığ'a kazandıran iş insanı Abdurrahman Gedik'e teşekkür eden ETSO Başkanı İdris Alan kendileriyle gurur duyduğunu ifade etti. Fabrikayı Elazığ'a kazandırdıklarından dolayı odam ve şahsım adına ben kendilerine teşekkür ediyorum. Böyle bunlara plaket veriyoruz ama biz bunlara da başka yerde de bunu ifade ettim. Altından plaket versek azlar. Aysan firması Türkiye'de kabul görmüş, ilk onun içine girmiş firma. Böyle yatırım yapan genç kardeşlerimi görünce İş dünyasının temsilcisi olarak, bir başkanlı olarak, bir abiler olarak gurur diyorum.